14 Ekim, 20 Ekim haftalık burcumuza hoş geldiniz koç burçlarının. 14 Ekim'de neler bekliyor diyorsanız, koçların aslında biraz daha kendileriyle alakalı hedeflediği yenilikler, yani şöyle söyleyeyim, işinizle alakalı yeniliklerden sıkılmış olabilirsiniz. Farklı bir alternatif ya da bulunduğunuz noktada acayip sizi sıkan insanlar var. Bununla ilgili kendinize yeni bir plan dönemine geçiş yapacaksınız. Çünkü çok hırslı olduğunuz ve insanlar tarafından çok göze batıyorsunuz ve doğru hedeflediğiniz zirveniz kapınıza gelecek. Aslında siz geçtiğimiz iki hafta öncesinden güzel başarılar elde ettiniz. Çünkü sizde fırtınalar, dikkati üzerinize toparlama, ben buradayım dediğimiz haftayı bu hafta belirleyeceksiniz. Güzellikler bu konuda size artık değil. Ama iş problemi yaşayan koç burçları için Ekim'in 20'si itibariyle doğru süreç başlanacak ve bu başlangıç size çok hayırlı olacağını söyleyebilirim. Ama koçların iş konuları ile ilgili salı ve perşembe gün gereksiz ataklar ve sinirlenmeler size zarar gelebilir. Salı ve perşembeye mutlaka dikkat edin istiyorum. Sağlık olarak sizde son zamanlarda bel ağrılarınız, bel fıtığı, bel ile ilgili kaymalar ya da kemiklerle ilgili hassasiyet olabilir bu hafta. Bunları ihmal etmeyin. Özel hayatınızla alakalı da evliliğinizle güzel giden bir süreç var ama sizin tek başınıza ve artık tam bir aile olmak istiyorsunuz. Tam bir düzen oturtmanız gerekiyor. O yüzden biraz ailevi sorunlarda psikolojiniz bozulmuştu. Bunları toparlama haftasına gireceksiniz. Anne ya da baba ya da ilişki hakimiyetiniz varsa bu hafta ilişkinizle ilgili yüzleşip yanlışları düzeltip daha verimlilik haftasına giriş yapacaksınız. Bu da size ilişkinizde güçlenmenize yardımcı olacak. Eğer ilişkiniz yoksa güzel bir beklentiniz içerisinde ve kafanızda düşündüğünüz insandan olumlu bir haber gelecek ve bununla birlikte acayip keyifli bir ilişkiye başlayacaksınız. Mahkemesel, miraslı ya da bir mal almak ya da satmak dediğimiz hafta belki perşembeden itibaren bununla ilgili güzel süreçler ama Ekim'in sonuna doğru sizde şu gerçekleşecek, evinizi satıp daha büyük bir eve geçiş sağlanacak. O yüzden koç burçlarınız aileyle bir yemek yeme ya da uzun süredir arkadaşlarınızla sohbet düşünüyorsanız cuma akşamı bu konu için çok uygun. Eğer değerlendirdiğiniz takdirde çok büyük bir ferahlama, çok büyük bir rahatlama söz konusu olacak. Bir de büyük bir ihtimal bu ara kokulara takıldınız, insanların kokularına. Belki kokuyla ilgili rahatsızlık döneminiz olabilir, bu konuyu da ihmal etmeyin. 14 Ekim, 20 Ekim boğa burçları neler bekliyor diyorsanız, boğaların aslında bu ara bir iş tempoları, koşturmaları, evraklar, unuttuğunuz bazı parasal ve unuttuğunuz bazı işler önünüze gelecek. O yüzden geçmişle ilgili evrakları toparlama, daha yoğun bu anki programladığınız işlerle ilgili de güzel yükselişler ve güzel haberlerin sevincini ve ödülünü alacaksınız. Belki boğalarda şu olması gerekiyor, dil eğitim eksikliğiniz olabilir. Biraz bu konu üzerinize altyapınızı güçlendirirseniz muhteşem bir enerji size artılar getirecek. Bence bu eksikliğinizi tamamlama kararı verin. Hatta kariyerinizle ilgili de iş kariyerinizle alakalı yapmak istediğiniz master ya da yüksek lisans varsa çok doğru bir dönemdesiniz. Bunu değerlendirin ve ileriki hayatınız için bu artı olacak. Ama ufak bir değişim var. Bu değişimle birlikte çok güzel bir iş konunuzun çok güzel bir değişimi ve sizi mutlu edecek. Bir de ortaklı bazı işler yapan boğalar bu Ekim 20'sine kadar sistemi oturtacaksınız ve güzel paralar. Devlet ya da kurumsalla ilgili haber bekleyen boğalar biraz daha sabırlı olursanız gerçekten zaferi kazanacaksınız ama Ekim'i bitirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Özel hayatınızla alakalı evlilik ya da ilişki dediğimiz süreç bu hafta sizi biraz kasacak. Gereksiz tartışmalar, gereksiz konuşmalar sizi çok fazla yıpratacağı için bu hafta ilişkinizi sakinlikle kontrol etmeniz taraftarıyım. Yüksek ses istemiyorum. O bağırsa da duymamazlıktan gelir. Bu anne için, kardeş için, aile için de geçerli. Lütfen sakin geçirdiğiniz takdirde inanılmaz bir rahat bir ilişki konusunda da daha güzel süreçler elde edeceksiniz. İlişkisi olmayan boğalara da sürpriz güzel bir kısa bir mesajlaşma ya da güzel bir aşk enerjisine gireceksiniz. Bu da sizin için hayırlı. Ufak tefek kazalar olabilir.
düşmek gibi, ne bileyim yolda giderken birinin size çarpması gibi, belki bu dönem bir göze gelme gibi bir durumunuz var. Doğru kontrol ettiğiniz takdirde çok ciddi bir rahatlık ve aydınlanma olacak. Belki anne sağlığınızla ilgili biraz sıkıntılı bir dönem, bir ameliyat gibi ya da kız kardeş dediğimiz kadından doğacak bir sıkıntı olabilir. İhmal etmeyin diyorum. Evet, 14 Ekim, 20 Ekim İkizler Burcu'nu neler bekliyor diyorsanız, İkizlerin olabildiği kadar parasal evreleriyle alakalı hata yaptığınız bir haftaya giriş yaptınız. Bunu toparlayın çünkü gereksiz kredi, gereksiz borç, gereksiz taksitlere girdiniz. Ve bu taksitler sizi çok fazla yıpratmaya ve yoğurmaya başladı. O yüzden ödeme kontrolleriniz bu ay daha dikkatli yapın. İşinizle alakalı da son zamanlarda beklediğiniz bir haber sizin için reddolacak. Sonrasında müracaat ederseniz çok doğru bir sonuç alacaksınız. Ve uzun süredir de beklediğiniz farklı işler kafanızdan geçiyordu. Bunları yapma dönemi ve kendinizi ispatlama dönemi olacak. Bu da size artı bir kazanç sağlayacak. Sağlık olarak belki son zamanlarda nefes almakla ilgili uyku apneniz gündemde olabilir. Bu konuda ihmal etmeyin. Bir de midenizden çıkan gaz sizi rahatsız edebilir. Belki bu ağız kokunuza sebep oluyor olabilir. Bir mide asitlerinizi kontrol ederseniz, konuşurken çünkü tedirgin tavırlar sergiliyorsunuz. Bir de iletişiminizin çok güzel olacağı bir hafta. Çevrenizdeki insanlardan güzel alkışlar alacaksınız. Bazı ikizler burcu kitap yazmak ya da sanatla uğraşmak isteyen ikizler için çok doğru bir dönem. Bunu da doğru değerlendirdiğinizde başarı ve aydınlık feraha erecek gözüküyor. Belki sizde de aileye de gereksiz vakit ayıramadığınız için bunun verdiği bir kırgınlık var. 17 Ekim ya da 18 Ekim onlarla güzel bir yemek sohbeti, güzel bir paylaşım ve eksik taşlarınızla oturtacaksınız. Bir de uzun süredir okul arkadaşlarınızla gitmek istediğiniz noktalar vardı. 20 Ekim itibariyle bunun da kararını vereceksiniz ve gideceksiniz. Belki size ne lazım biliyor musunuz? Huzur lazım, sakinlik lazım. Çünkü çok yoğun bir tempo, bir sürü ödemeler. Bir de uzun süredir ailenizi ilgilendiren yasal ve hukuksal olaylarla ilgili bir tedirginliğiniz var. Bence bu size artı bir kazanç sağlayacak. Bunu toparladığınız takdirde de sağlıklı bir ayı keyifle geçireceksiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken tek şey burada belki de insanların söylemlerini çok önemsemiyormuş gibi gözüküp kafaya çok fazla takıyorsunuz. Sonrasında hatalar yapmaya başlıyorsunuz. Bence kendi bildiğiniz doğru. Tabii ki alternatif insanları dinleyelim, yörüngeyi belirleyelim ama siz kendi yönünüzde daha başarılar elde ettiğinizi söyleyebiliyorum diyorum. Belki ikizlerin de kardeş erkeklerle alakalı bağı güçlendirmesi lazım. Çünkü baba eksikliği yaşayan bazı ikizler erkek enerjisini fazlasıyla mutsuzlukları var. Uzun süredir görüşmediğiniz dayınız ya da amcanız ya da erkek kardeşinizle görüşürseniz bu eksikliğinizi tamir edeceğinize inanıyorum. Evet, 20 Ekim yengeç burçları neler bekliyor diyorsanız, yengeçlerin şöyle bir sorunu var. Gerçekten iş çok yoğun, evrak çok yoğun, yurt dışı, şehir dışı ve çok da önümüzde imzalamamız ve oluşması gereken yenilikler var. Ve bu yeniliklerle ilgili ciddi anlamda beklentilere girdiniz ve hala olmadığı için çok sinirli ve gerginsiniz. Hayır yengeçler, siz acayip derecede ne istediğinizi biliyorsunuz ama size sanki şans gülmüyor. Elinize evrak geliyor, o geliyor. Yine bu hafta yapamadım. Yine aksilik oldu. Hayır, bu hafta enerjinizin çok daha yüksek olacağı, daha verimlilik sağlayacağınız bir hafta olacak. Bence gözünüzü kontrol edin ve dosyaları doğru imzalayıp hak ettiğiniz para ya da hak ettiğiniz işin zaferini yaşayacaksınız. O yüzden sürpriz sürpriz, özellikle 14 Ekim ve 15 Ekim size sürprizlerin daha ön planda olacağı, hatta aksiliklerin yavaş yavaş geride kalacağı, artıların geçiş yapacağı, hatta sürpriz yöneticinizden de güzel bir başarı, önünüze güzel güzel fikirler gelecek. Bunları da değerlendirmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Bu size çok doğru süreç. Bir de uzun süredir Akdeniz ya da Ege'ye taşınmak isteyen bazı yengeçler için bu Ekim sonuna kadar bu dengeler oturmuş ve istediğiniz işin ya da kurmak istediğiniz sistemin altyapısında kafanızda oturtacaksınız. Ondan sonraki dönemlerde de planladığınız şekilde hayatınız devam edecek. Özellikle yengeç burçlarında sağlık, kadın ya da erkek, yani erkeklerde prostat,
Kadınlarda rahimle alakalı sıkıntılar gündemde olabilir. Son zamanlarda ayak bölgenizi üşüttünüz ve bunlar sizde sıkıntılar yaratıyor. Bir kadın doğum ya da bir erkek uzmanına giderseniz vücudunuzdaki sıkıntıları çözeceğinize inanıyorum. Belki bir de gözle alakalı gözlük ya da alerjik bir sorun olabilir. Göz hassasiyeti, hatta bu kaşıntılar sizde kızarıklıklara sebep oldu. Bir de göz kontrolü istiyorum. İlişkiyle alakalı evlilik teklif alacak. Bazı yengeçler havaya uçacaklar ama evliliğini bitirmek isteyen yengeçler biraz daha bu ilişkiye sabırlı olun. Evet, eninde sonunda siz de biteceğinizi biliyorsunuz ama çocuklar için idare ettiğiniz ve haklarınız için idare ediyorsunuz. Hak ettiğiniz davaları kazanmadan bu olaya hani kenarda bırakmayın. Bir de geçmişinizde birini bekliyorsanız ve gelmesini istediğiniz biri varsa bu hafta bitmeden bu haberi alacaksınız ve size çok aydınlık süreçler olacak. Özellikle cuma günü sizin hayatınızda sürpriz değişimler ve cumartesi günü acayip keyif alacağınız güzel sohbetlere katılacaksınız. Ve güzel güzel sürprizler, hediyeler gündemde olabilir. Birilerinin sizi ödüllendireceği ölçümler, güzellikler yaşayacaksınız. Bu da size güzel ve mutlu o bir haftanın pazartesi, yani 21 Ekim itibariyle enerjiniz ya da 20 Ekim itibariyle enerjinizde daha pozitif bir hayata geçişiniz olacak. O yüzden yengeçleri ben inançlarınızı devam ettirin. Rabbim sizi yeniden uyandırıyor. Yeniden güven ve yeniden inanmaya. Çünkü çok yoruldunuz ve yıprandınız. Tekrar inandıklarınızı geri alacaksınız. 14 Ekim Aslan burçları. Aslanlarda son zamanlarda hani onlara çok büyük işler oluyor. O karmaşa, bu karmaşa, bu anlaşma bitiyor, şu bitiyor. Ama şey başladı onlarda. Ben yapıyorum. Elimden kayıp gidiyor. Ben topluyorum. Elimden kayıp gidiyor. Ben inandığım herkesten zarar görüyorum ve bu zararlar artık canımı ve kalbimi acıtıyor diyen aslanlara diyorum ki çok haklısınız ve çok hırslısınız. Egolarınız, manevi egolarınız da çok ön planda olduğu için sizin hani kırılmaz bir kalbiniz var. Size bir şey söylese de egonuz bu kırılmaz kalbinizin önüne geçecek ve evet çok kırılıyorsunuz ve haklısınız. Yapılan haksızlıklara da acayip derecelik. Ama artık sizin başarılarınızın artı derecelere geçiş yapacağı bir haftanın keyfini çıkartacaksınız. Çünkü sizde gerileyen bir döneminizin daha ileriye geçmesi ve özellikle bunu 21 Ekim'den sonra daha verimli anlayacaksınız. Çünkü beklediğiniz yeni bir imza ve oluşmasını istediğiniz başarınız için çok doğru bir haftanın başlangıcı ve artı devam edecek süreçler var. Belki de şu an şunu ise kimse sizin söylediklerinizi dikkate, hayır herkes sizi dikkate alıyor ama zaman ve başarınızla ilgili bir vaktiniz var, onu beklemeniz gerekiyor. Artı kendine iş kuran bazı aslanlar ve ortaklı iş yapanların ayrılma kararı ve tek başına gitmek istedikleri yolları var. Evet bu da doğru ama bir dükkan alıp yeni bir dükkana geçmek isteyen aslanlar da bu hafta bunu belirleyecekler ve yerini netliğe kavuşturacaklar. Doğru bir süreçtir. Sağlık olarak da kulak burun alerjiniz ya da alerjik mevsim sonbahar alerjiniz gündemde olabilir ve yatağınızla alakalı değiştirmeniz gerekebilir. Uyku ya da sırtınızda şiddetli ağrılarınız var. Bir yatak ya da koltukta yatıyorsanız yatağınıza geçmeniz lazım. Bir de gece yaraları son zamanlarda çok uyanıyorsunuz ve uyandığınız için de uykunuzu doğru alamıyorsunuz. Belki hani biraz pozitif bir müzik, sus şırıltı sesleri vesaire şeyler olursa uyku dengenizi, hani klasik müzik uyku dengenizi daha iyi toparlayacağını düşünüyorum. Ve lütfen karanlık odada, çünkü önünüzde bilgisayar ve devamlı tempoda çalışıyorsunuz. O yüzden uyku dengeniz bozulabiliyor ve o yüzden vücudunuzda bir stres oluşumu var. Evlilik konusuyla ilgili de son zamanlarda Aslan Burcu'nda çocuk tedavisi ya da çocukla ilgili konuşma gündeme başladı. Evet çocuk haftanız ya da çocuk kararını vereceksiniz ama sizin belki de yapmanız gereken tek şey kullandığınız araç ya da almak istediğiniz bir araca net kararını verip bu anlaşmayı yapacaksınız. Sizin de aile değil de üniversite ya da lise ya da ortaokul ya da uzun süredir arkadaş edindiğiniz insanlarla evde bir kutlama haftası, çarşamba, perşembe evinizde birilerini ağırlayacaksınız. Ve bu ağırlama sizin enerjinize çok iyi gelecek. 14 Ekim Başak Burçları neler bekliyor diyorsanız,
Başakların aslında hala bitmek tükenmeyen ve hayatlarıyla alakalı da bir türlü oturtamadıkları dengesizlikler devam ediyor. Evet, iş, evrak, koşturma, ödemeler ve geçmişle alakalı yasal süreçleri bir türlü halledemedikleri için ciddi anlamda maddi kayıplar yaşıyorlar ve toparlanamadılar. Hatta oturduğunuz evi de değiştirmek istiyorsunuz ama bazı ödenmesi gereken sistem, kardeş ya da babadan ya da anneden gelen bazı borçlar sizin üzerinizde çok fazla yük oldu. O yüzden bu ay hiçbir şey yapacak güçte değilim, sadece işimi kontrol etmek istiyorum diyen başaklar. Evet, lütfen işinize sahip çıkın. Çünkü sizinle uğraşacak insanlar işinize zarar verebilir. Mobbing uygulaması başlanabilir ya da artık siz oraya mobbing uygulamasına başladınız. Çünkü kovulmak istiyorsunuz ve yeni bir teklif olabilir. Bunu değerlendireceksiniz. Sağlık olarak diz kapaktaki sıvılar, kireçlenme, ağrı ya da siyatik gibi durumlarınız, bacak bölgenizde şiddetli ya da kol bölgenizde kemiklerle ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ve uzun süredir de istediğiniz bir ailenize ait, dedenizin anasından, babanızın anasından kalan bazı mallar mahkemede ve artık bunların sonuçlanmasını istiyorsunuz ve artık hem paranız var hem ulaşamıyorsunuz. Bunlar için bir 7-8 ay gibi bir sürece ihtiyacınız var ve acil olarak da uzun süredir vergi ya da kredi kartlarınızla ilgili sıkıntılarınız var. Bu Ekim ayı bitmeden bunları bazılarını çözmüş olacaksınız. Evet, başaklara zor bir hafta. İlişki konusunda da hala doğru insanı bulamadım Emine Hanımcığım. Evet, bazı evlilik ve ilişkileriyle ilgili sorun yaşayacaklar. Bu hafta net ayrılıklara karar verecekler. Hatta yeni başlamak isteyen, ilişkisi olmayan başaklara da yeni bir başlangıç var. Hatta uzun soluklu bir süreçten sonra evlilik kararına gireceksiniz. Belki yapmanız gereken tek şey sizin de belki hani böyle camınızdan denizi, suyu seyredip üzerinizdeki yorgunluğu almaya ihtiyacınız var. Çünkü çok şey sizi çok fazla yoruyor. Çok kuralcısınız, çok titizsiniz ve radikal olduğunuz için dengeleriniz yıprandı. Sizin ailede özellikle bir erkeğin kalp ve damarla alakalı sıkıntılı bir dönemi olabilir. Ve en çok da anne ya da babanızı almak istediğiniz bir mal konumunuz var ve kalben geçirdiğiniz bir şey. Bunu da başaracağınıza inanıyorum çünkü siz hedefli ve başarılı insansınız. 14 Ekim terazi burçları, biliyorsunuz ki terazilerin doğum haftası, şans ve bereketin onlarda olacağı bir dönem. Çünkü onlar yılı devirdiler ve doğum günlerini yaşıyorlar. Terazilere şunu diyebilirim, evet her mucize sizin dengenizde olacak ama sizin göstermeyen bir yüzünüz var. Bir çok böyle enerjik, mutlu, keyifli ama hani yüzünüze bir maske takıyorsunuz. Ama içinizle yüzünüz aynı değil bu ara. Çünkü duygularınız o kadar çok yıprandı ki çocuklarınızla olabilir, büyüklerinizle alakalı olabilir ya da işinizle alakalı sizi strese sokan insan ve bu maskeyi takıyorsunuz. Mecbur bu insanlara gülümsemek zorundayım ve mecburum diyorsunuz. Bence ilk önce bu mecbur olayını bir enerjinizden çıkartın çünkü bunu işinizde de yapıyorsunuz. İşinizde yaptığınız için de merhametinizden zarar görüyorsunuz. Bence artık siz gerçek bir terazi olmaya karar verin. Ve yönünüzü ve haritanızı belirlediğinizde size işte hani gerçekten zarar gelecek bir nokta görmüyorum. Radikalliğinizi çok büyük bir şekilde devam ettirin. Zafer sizin olacak. Belki uzun süredir sağlık problemi yaşayan birinin artık hayatınızdan çıkması ya da iyileşmesini istiyor olabilirsiniz. Ne istiyorsanız gerçekleşecek. Rabbim sizin duanızı görüyor ve ona göre de doğru bir yol alacağını söyleyebilirim. Aşk isteyen teraziler, evet aşk yörüngesine gireceğiz ama biliyorsunuz ki Türkiye'nin genelinde ve dünyanın genelinde bir kaos enerjisi var. Yani bu 12 burcunda kaosa yani kaos evresi yaşayacak. O yüzden dengeli bir şekilde yaşadığın sürece terazi, bu kaoslar senin hayatında yavaş yavaş örtünecek. Daha mutlu bir sürece giriş yapacağız. Evet, evinde yaşamak istemiyorsun. Hatta evinde değiştirip yeni bir eve geçmek istiyorsun. Tam dönemi bunu yapacağını düşünüyorum ve bunu yapman gerekiyor. Artık huzursuzsun, enerjisi bana gelmedi. O komşumu sevmiyorum, bu mahalleyi sevmiyorum havasındasın. Tam zaman değiştir çünkü bu sana çok doğru bir süreç yaşayacak. Bir de aşk isteyen terazileri, bu hafta aşk var. Gerçekten doğru aşka yelken açacaksınız. Ve uzun süredir bazı terazi burçlarında şu vardı, çocuk istiyorum, hani tüp bebek olabilir, tedavi noktalı olabilir. Evet, hanenize çocuk ve hatta ikiz çocuk sevinci yaşanabilir. Bu da size artı bir sevinç sağlanacak. Belki de uzun süredir bir dostunuza verdiğiniz para sürpriz bir şekilde hanenize girecek. Pazar günü çok sürprizler olacak hayatınızda. Bunu doğru değerlendirdiğinizde, yani 14 Ekim'in
ortasındaki pazar günü hangi güne geliyor? 19 Ekim olabilir. Size çok artılar getirecek. Bunu değerlendirin lütfen. 14 Ekim akrep burçlarını neler bekliyor diyorsanız, akreplere şöyle diyeceğim. Evet, nefes değil de iş çok yoğun ve çok koşturmalı süreçler yaşıyorsunuz. Ona derdini anlat, o gelsin, onun hesaplar, evraklar, yönetici, çalışan ve gelen insanlara satışlar o kadar çok sizi yıprattı ve yordu ki, hani akreplerin gerçekten kuytu bir karanlığa geçip kimsenin sesini duymak istemiyorlar, iş ya da düzen. Aynen bu noktaya giriş yaptınız ama biliyorsunuz sizde enteresan bir küllerinizden doğmak, yani siz tekrar tekrar küllerinizden doğmaya ihtiyacınız olduğu için siz ne kadar saklanmak istesiniz de en ön planda olmak istiyorsunuz. Bence işinizde çok ön planlara geçiş yapacaksınız. Şu an saklanmayı geride bırakın. Kontrol ettiğiniz evreye daha hızlı hakim olursanız başarı ve küllerinizden hızlı bir şekilde yerinizde değişim ya da kurumsalda büyüme ya da devlet dairesi istiyorsanız büyük bir aydınlanma yaşayacaksınız. Bunu doğru değerlendirin ifadesi kullanıyorum. Son zamanlarda panik ataklarımız gündemde olabilir. Çünkü heyecan yapıp aman yapamayacağım panik atağınız var. Bence bu sinirsel evremizi yoga, meditasyon ya da nefes terapisi ya da bir psikologla çözebileceğiniz. Çünkü çok yük birikti diyorsunuz üzerimde. Onun derdi, bunun derdi, bunun evresi. Evet haklısınız ama sizin hayatınız herkesten kıymetli. Doğru nefes aldığınız sürece yönler sizin hayatınıza artılar getirecek inanıyorum. Hem üst düzey yönetici ya da yerinizde çok güzel noktalara erişeceksiniz. Sağlık olarak son zamanlarda şöyle bir sorunumuz var. Yemek problemi, yani tatlı krizleri yaşıyor olabilirsiniz, şeker, tansiyon, bu noktalarınızı doğru dengeleyin ve gece yarısı kalkıp yemek yemeye başlayan bazı akreplere hayır arkadaşım gece yarısı yemek yenmiyor ve su tüketmiyorsunuz akrepler, vücudunuzda su kaybı var. Lütfen bol bol su tüketmeniz gerekiyor ve son zamanlarda su kaybından bazı halsizliklerimiz oluşabilir, ihmal etmeyin. Sizin de uzun süredir gitmek istediğiniz seyahatiniz vardı, yurt dışı ve planladığınız. Büyük bir ihtimal Ekim'in sonuna kadar ya da 20 Ekim'den sonra bu kararınızı vereceksiniz. Hatta birkaç arkadaşla da iş gereği gideceğiniz seyahatler size artı para ve artı kazançla dönecek. Aşk yaşamayan akrepler biraz daha sabırlı olun. Çünkü siz hayal ettiğiniz aşkta var olmak istiyorsunuz. Hayal ettiğiniz aşkı yakında endişe etmek. Bir de geçmişle alakalı bu duygusal değil. İyi bir dostluğunuzu kaybettiniz ve geri gelmesini istiyorsunuz. O size adım atacak. Siz adım atın, doğru başarı sağlayacaksınız. 14 Ekim yay burçları neler bekliyor diyorsanız, yayların hala ve hala çok yoğun evrede, çok yoğun bir enerjide iş yoğunluğu var ama tatminsiziz. Çünkü istediğimiz parada değiliz, istediğimiz işte değiliz ama alanı da kontrol etmek istediğimiz için şu an mecburuz. O yüzden geçişler içerisinde bu mecburiyette gülümsemeyi unuttun yaylar. Lütfen gülümseyorsun. Ha, gülümse. Çünkü bulunduğun noktada ne kadar memnun olmasan da bulunduğunuz insanların sizin enerjinizde çok memnun olduklarını görüyorum. Belki bu fırsat sizin yükselmenize fırsat olacak. Bunu doğru değerlendirin. Somurtup somurtup gidip gelip nefret ediyorum ama parasızım, idare etmem gerekiyor diyen yaylar yerinizde değişir. Hatta istediğiniz yerden de haber gelecek. Kararsız kalacaksınız. Burada düzen tuttum, gitmesem mi diye. Bence gitmek istediğiniz nokta sizin için daha hayırlı. Bunu değerlendirin diyorum. Bir de sınav haftası olan bazı yaylar var. Sınavı gayet başarılı ve aydınlık geçireceksiniz ama sizde de heyecandan hani el titremesi ya da böyle bir ani bir titreme evreniz olabilir. Bence şöyle söyleyeceğim. Bu sinirselden çok böyle korkularınızın atak yaptığı dönem olabilir. Bunun için sadece ilaçlarınız var ya da doktorunuz var. Lütfen bir kontrole gidin ve tekrar almanız gereken ilaçlar olabilir. Çünkü böyle gereksiz böyle el titremesi, hani Parkinson'da mı oluyordu el titremesi? Neydi oluyordu kız? Parkinson. Parkinson muydu? Parkinson'u nereden nereye atladım? Evet, Parkinson rahatsızlığı olabilir. Dikkat etmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Ama şöyle söyleyeceğim, sürpriz bir miras. Hayatınızdaki titremeniz bile geçecek. O miras sizin titremenizi bile iyileştirecek diyorum. Güzel sürpriz. Hiç beklemediğiniz bir miras evre alacaksınız. Hatta şokta olacaksınız. O titremeniz bitiyor. Endişe etmeyin. Bir de çocuğunuzla alakalı yapmak istediğiniz ya da çocuk istiyorsanız bile, ben daha çok doğurmuş olan anne ve babalara söylüyorum bunu. Çocuklarınızla ilgili yurt dışı planları ya da hedeflediğiniz güzel bir okul değişimi düşünüyorsanız doğru bir dönem. Bir de evde koltuk ya da yatak odası değişikliği fikri olan, ikisini birden değiştirin çünkü şikayetçisiniz.
Bence değişim, bu kadar parasızlıkta değişim size çok iyi geleceğini düşünüyorum. Bir de son zamanlarda teyze sağlık problemi ya da hala sağlık problemi biraz gözyaşı döktürebilir. Yani sevinç de olabilir, hüzün de olabilir ama lütfen teyze ya da büyük babaanneniz, anneanneniz varsa ziyaret edin. Çünkü işte tempo ve aile temponuzdan biraz kadınlarımızı ihmal ettiğimizi düşünüyorum yay burçları. Lütfen ihmal etmeyin. Belki de yaylarda şöyle mistik gücün fazla enerjisi var. Evet, nazara geliyor olabilirsiniz ama siz acayip enerjik bir insansınız. Nazarı, insanların nazarı size gelse de siz geri iade edersiniz, korkmayın. Evet, 14 Ekim Oğlak burçları neler bekliyor diyorsanız, Oğlakların çok büyük projelendirdiği ve oluşmasını istediği büyük teklifler var ve bunların altyapısını oturtuyor bazı Oğlaklar. Çok doğru bir süreç ve doğru imzaları oturtacaksınız ve uzun soluklu bazı işlerimiz bize 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl devam edecek. O yüzden siz doğru bir haftanın imzalarını atıp garantili dediğimiz süreçlerin ferahlığını yaşayacaksınız ama bir de ayrılmaya çalıştığınız ve etrafınızda sizi rahatsız eden tipler var ve bu iş çevresindeki tiplerden kurtulmak istiyorsunuz. Aslında sizinle oynarken sizin kariyerinize artılar getiriyor. Bırakın kurtulmayı, hayatınızda kalsın, size artı puanlar getirecek. Bence hiç korktuğunuz gibi değil, size gerekli olan süreçleri sağlayacağını söyleyebilirim. Belki yapmanız gereken tek şey doğru nefes almanız gerektiği ve hayata doğru tutunmanız lazım Oğlaklar. Çünkü sizi Rabbim unutmadı. Size çok güzellikler yaratacak. Ama hani ben her hafta aynı stresle yaşıyorum Emineciğim. Kafam artık kaldırmıyor. Yaşayan öleyim, beni mezara koy, ben yatmaya razıyım diyen Oğlaklara sesleniyorum. Yani Allah'ın verdiği cana nefes alıyorsanız, yani ne kadar astrolojiye, ne kadar yıldızlar, ne kadar Merkür, ne kadar Satürn hayatınızda olursa olsun size hiçbir şeyin yılmayacağına inanıyorum. Çünkü siz nefes almaya devam ettiğiniz sürece Tanrı'nın ödülü ya da Rabbimin ödülünü doğru kontrol etmemiz lazım. Pes yok. Çünkü hayatta HES de yok, PES de yok. O yüzden pes etmeyi bırakıyoruz. HES sesiyle hayata devam ediyoruz. Uzun süredir de koptuğumuz bazı yasal süreçler var. Bunlardan artı sonuç alacaksınız. Hiç endişelendiğiniz gibi değil. Hatta ağlak enerjiniz, gülümseyerek çıkacaksınız. Korkmanıza gerek yok diyorum. Bu 17, 18, 19 sizi yoracak ya da 15, 16 sizi çok fazla yoracak. Hiç yormaya gerek yok. Siz doğru süreçler, ilişki konusunda da artık Mevlam çayıra, Allah kayıra dediğiniz bir dönem yaşıyorsunuz. Bence Rabbim sizi bu konuda da ödüllendireceğine inanıyorum. Sadece ilişkinizle alakalı, hani ben de bunu hak etmedim, bir oturup konuşayım, içimi tatmin edeyim, içim soğusun diyen bazı Oğlaklar, içinizi soğutacak haberler ya da sevindirici haberler oluşumu sağlanacak. Bence 14 Ekim Oğlak burçları için o kadar korktukları gibi değil, artı artı geçecekleri ve uzun soluklu büyük anlaşmalar ve beklediğiniz bazı yasal süreçler size mutluluk verecek. Belki yapmanız gereken tek şey, bekar Oğlaklara diyorum ki, yaşınız da olgunlaştı, çocuk sahibi olun, anne ya da baba olmayı öneriyorum. Sizin enerjinize ve çünkü siz beyin insanısınız, sizden doğacak çocuklar da çok zeki ve akıllı olacağını düşünebiliyorum. Evet, belki de Oğlakların kendileriyle görmedikleri yüzleşme dönemi. Aynaya bak. Ve gerçekten o aynaya doğru baktığında kendini bulacaksın. Çünkü sen aynaya ya yakışıklıyım ya da güzelim diye bakıyorsun ama hiç kendin gibi olup o derinliğe girmedin. Bence bir aynaya bak, çırılçıplak ol, bütün bedenini seyret ve ondan sonra yapman gereken yönlerini belirle diyorum. 14 Ekim, kova burçlarını neler bekliyor diyorsanız, evet çok zor bir hafta. Çok büyük sınavlar, yöneticiniz ya da çalıştığınız insan ya da patronsanız hem parasal hem de sistemle alakalı zor bir haftaya giriş yaptınız. Çünkü şöyle bir sendeleneceksiniz. Ben yıkılıyor muyum? Maddi kayıp mı yaşıyorum? Allah'ım ben ne oldum? Ben nerede hata yaptım dediğimiz bir haftayı yaşayacak kova burçları. Ben hiç öyle hissetmedim ama kovalar biliyorsunuz şu grupsal çalışma mantığı vardı ve grubu kaybediyorum. Aman Allah'ım emrim geçmeyecek diye korktuğunuz için siz sanki kontrollersiz sizden gittiği vakit bütün denge hayatımız geride kalıp ben kendime hükmedemem dediğiniz için korkularınız var. Hayır, çok güzel bir iş kuracaksınız ya da çok güzel bir iş anlaşma yapacaksınız ve size inanılmaz o grupsal ve planladığınız ve sistemlediğiniz hayat size çok artı getirecek. Bence sizin yapmanız gereken tek şey ben olun. Zaten grubu muhteşem
yapıyorsunuz. Yani siz hitam ve konuşmada çok barışı ve özellikle ticaret yapan ve uluslararası ticaret ya da otelcilik ya da otelde olan insanlarda da yurt dışı bağlantıları çok fazla olacak ve inşaat yapan bazı kovalarda da büyük kazançlar sağlanacak ve uzun süredir devletle alakalı gitmesi gereken ve görevi yapan bazı kovalarda da artı süreçler sağlanacağını söyleyebilirim. Sağlık olarak belki mantar, ayak mantarınız, el mantarınız, batıklarınız olabilir ve bence şöyle söyleyeyim, kalsiyum eksikliğiniz gündemde. Bu kalsiyumla alakalı dengelerinizi oturtmanız lazım. Çünkü sol gözde ciddi bir şey hissediyor. Hani göz kayar, hani göz pırtı pırtı atar ya, sanki şu göz kulağınıza kadar ağrı getiriyor gibi. Dediğim gibi kalsiyumdan kaynaklanabilir. Ve bol bol ceviz tüketmeniz gerekiyor. Çünkü beyniniz çok çalıştığı için omega eksikliğiniz olabilir. Son zamanlarda bu dengeyi kurmanızı sağlıklı buluyorum. İlişki konusunda hayatınızdaki insana evlenme teklif edeceksiniz bu hafta ya da Ekim bitmeden. Ve hayatınızdaki doğru insanla aile olmak istiyorsunuz. Ve ev almak isteyen bazı kovalar için arsa ya da bir ev satıp öyle yapılacak gözüküyor ama sizin bence ilk önce yapmanız gereken tek şey, ailenize bir yazlık niyetiniz var. İlk önce onu alın. Şu an evinizi idare edin. Çok da iyi olacağını söyleyebilirim. Uzun süredir hani böyle sporla uğraşmak, hani kendime spor konusunda vakit geçirmek istiyorum diyen kovalar, vallahi yapanam, hepinize iyi gelecek. Spor sağlıktır. Sağlam vücut, sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Atatürk de bunu söylemiştir. Galiba öyleydi, yanlış söylemediysem. O yüzden beden sağlıklı olacak ki spor yapıp bedeni sağlam, beyni sağlamlaştıracağız. Belki iyi gelecek. Psikolojinizle de iyi gelecek. Çünkü siz aktif bir insansınız. Biraz da sakin sakin spor yapın. 14 Ekim, 20 Ekim balık burçları neler bekliyor diyorsanız, anam vallahi ne beklesin balıklar? Şöyle söyleyeyim balıklar için, not da almışım, notları da kontrol ediyorum. Onlarda bu ara şans bereket meleği ve mucize şansların hayatlarıyla alakalı güzel bir süreç evreleri gündeme gelecek. Şans kapıları ve şans anahtarları, iş konusunda aksilik gidiyorsa şans anahtarı size verilecek. Yerinizi de değiştirmek istiyorsanız, evet, Jüpiter'in sizin enteresan bir kapınızda hareket ettiği gözüküyor. Ve bu yıldız size çok başarı ve bu gezegen sizin hayatınıza çok olumluluk getirecek. Nereden getirecek Emine Hanım diyenler de soracak. Yani bu hafta böyle bir enerjiniz bir Jüpiter kadar parlak, bir Venüs kadar keyifli. Yani hem sanatınız, hem başarınız, hem işinizle ilgili güzel bir haftayı değerlendirirseniz kara bulutların enerjisi sizin hayatınızdan çıkacak. Artı parasal evre. Belki balık burçlarının baba ve anne ile çözmesi gereken travmatik geçmişi ya da onlarla kendinizle ilgili çözemediğiniz sorunları bir atlatırsanız balıklar daha sağlamlaşacak. Çünkü siz çok duygusal ve içinizdeki mantığı duygusallığınızla yok ediyorsunuz. Yoksa acayip dahi, acayip akıllı, acayip kıvraksınız. Sadece hani daha çok geçmiş karmanızla alakalı çözemediniz. Bu iş hayatınız içindeki. Geçmişte böyle değildim, böyle oldum. Geçmişte ailem böyle. Şimdi bu geçmiş kavramını geride bırakın. Karmanızdan bir çıkın. Bu konuda biraz daha güçlenin. Çünkü siz başarabileceğiniz tüm şanslar var. Ama sizin korkularınız ve endişeleriniz olduğu için işe konsantrasyon probleminiz ve kaybetme korkunuz da ön plana geçiş yapıyor. Bence yeriniz güzel olacak. Sakin ve sabırla bekleyin. Sağlık olarak son zamanlarda dikkat etmemiz gereken tek şey ciğerler. Lütfen sigara içen balıklar. Sesleniyorum. Akciğerlerinizde hassasiyet, nefes borunuzla alakalı sıkıntılar gündeme gelebilir. Nargile, esrarengiz şeylerde kullanıyorsanız lütfen dikkat edin. Sağlığınız sizi bir korkutacak, hoplatacak. O yüzden vücut sağlığı, sigara kullanmayın lütfen. Vücut sağlığı her şeyden kıymetli. Yapmanız gereken tek şey düzenli yemek yiyip, düzenli bedeninizi iyileştirmeye ve son zamanlarda hırıltılarınız başladı. Lütfen bir bal ve limon yapın ki hırıltılarınıza iyi gelecek. Zencefil de katın. İlişki konunuzda evlilik hayatınızla ilgili bazı boşanmak isteyen ve radikal karar veren balıklar doğru. Çünkü dedikodu, laf, ailede kaynaklanan kaoslar sizi yıprattı. Ama evliliğiyle ilgili mutluluk döngüsüne giren bazı balıklara da güzel yuva, güzel bir düzen oluşumu ve hatta güzel şeyler olacak. Hatta araba isteyen ve arabasını değiştirmek isteyen balıklar çok doğru bir haftaya giriş yaptınız. Bir de uzun süredir İş mahkemeniz ya da gelmesi gereken bir parayı bekliyorsunuz. O da bu Ekim bitmeden hayatınıza girecek ve artı olacak. Bence sizin tek sevgi ve şefkat, hani sarılıp birine, hani
Burada cinsellik ya da öpüşmek değil, doğru sarılmak. Yani sizin doğru bir duyguya ihtiyacınız var. Belki saçlarınızı okşanıp hani hamama gidin anam ne yapayım bir kese yaptırın saçlarınızı yıkatın falan. Hani böyle eskiden yapardı ya annelerimiz. Bence yapmanız gereken şefkat, sevgi, birinin dizinde sakin uyumaya ihtiyacınız var. Bu can dostunuz da olabilir, anneniz de olabilir, eşiniz de olabilir, sevgiliniz de olabilir, kardeşi. Sevgi enerjisine ihtiyacınız var. Bu hafta bunu dengeleyin diyorum. Evet, 14 Ekim, 20 Ekim haftalık burcumuzu yaptık. Ne yapıyorsunuz? Hopluyorsunuz, zıplıyorsunuz. Beni beğeniyorsunuz, paylaşıyorsunuz, takip alıyorsunuz, takip ediyorsunuz. Mutlu ve sevgiyle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.